Evet sevgili izleyiciler, kamuoyunda Adnan Hoca olarak bilinen, kitaplarında Harun Yahya olarak tanınan Adnan Oktar'la birlikteyiz Hertel'den programıyla. Kendisiyle söyleşeceğiz. Efendim öncelikle hoş geldiniz Hoş bulduk. programımıza. Teşekkür ederim. Evet, hiç zaman kaybetmeden sorularıma başlamak istiyorum. Buyurun. İzleyicilerimizin biraz daha bilgi edinebilmesi adına siz güçlü bir grup imajı çiziyorsunuz. Bu anlamda temelde sizin ve cemaatinizin size bağlı olanların amacı nedir? Bize biraz bilgiler verir misiniz bu anlamda? Benim çevremdeki arkadaş grubumun temel amacı Allah'ın rızasıdır. Allah'ın rızasını kazanmaktır. Dünyevi hiçbir amaçları olmaz. Ahirette de Allah'ın cennetinin nasip olması. Dünyada iyi insanlar olarak vatana, millete, bayrağa, devlete hizmet etmek. Bütün dünyanın hatta iyi olması, sırf Türk milletinin değil, bütün dünyanın iyi olması için gayret etmek. Bu yönde elinden gelen her türlü çabayı göstermek. Evet, İslami bir çizgide siniz. Evet. Ama diğer bu çizgide olan cemaatlere baktığımızda daha kapalı bir görüntü sergiliyorlar kendi içlerinde. Daha marjinal bir yapı sergiliyorlar. Ancak sizin vizyonunuza baktığımız noktada daha çağdaş bir yapı görüyoruz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında Müslüman modern, üstü modern bir insandır. Yani asrının modernliği Müslümana yetmez. Bir sonraki yüzyılın modernliği de yetmez. Peygamber Efendimiz şimdi gelmiş olsa bu yüzyılın en modern insanıdır. Gelecek yüzyılların da modern insanıdır. Müslüman dünyanın en kaliteli, en seçkin, en akıllı, en dengeli, en tutarlı insanıdır. En güzel huylu, sevecen, merhametli, kendisine ve etrafına zarar vermeyen, bilakis kendisine ve etrafına fayda sunan insandır. Bu yönde bir inanca sahibim. Çevremdeki insanlar da aynı şekilde böyle düşünüyorlar. Evet. Peki bu özellikle İslami cemaatlere Evet. baktığımızda bu dinin kapalı boyutuyla insanları bir arada tutabiliyorlar. Siz bu kadar insanı nasıl bir arada tutuyorsunuz? Temelinde çok açık sormak istiyorum. Yani ya bir sermaye ilişkisi ya bir ticari ilişki ya da dinsel dogmalarla insanlar bu tür cemaatlerde bir arada tutulabiliyorlar. Sizin kullandığınız argüman nedir? Tabii insanları bir arada tutan her şeyin üstünde tabii ki Allah'tır. Kaderde olduğu için bir araya giriyorlar. Allah onların kalbine ilham ediyor. Onlar da bu şekilde davranıyorlar. Ama sebep nedir? Buna Allah'ın kullandığı sebep nedir diye soracak olduğunuzu düşünüyorum. O anlamda herhalde samimiyetimdir. Çünkü ben çok samimi yaklaşan bir insanım. Kur'an'ı yorumlarken, peygamberin sünnetini yorumlarken, İslam'ı yaşarken samimiyete çok ehemmiyet veren bir insanım. İçi dışı biri olan insanım. Bunun çok büyük etkisi oluyordur diye düşünüyorum. Evet, cemaatlerin siyaset üzerinde özellikle Türkiye'de etkileri yoğun. Evet. Siz neresinde duruyorsunuz bu etkinin? Ben siyasetten kaçınan kişiliğe sahibim. Arkadaşlarım da siyasetten uzak dururlar. Ama genel anlamda Türkiye'de sağı desteklerim ben. Yani milliyetçi, mukaddesatçı, dindar olan her insanı, her partiyi, her grubu, her şahsı desteklerim. Soldan uzak mı duruyorsunuz? Sağ desteklerim dediğiniz noktada. Dindar sol varsa tabii ki onları da desteklerim. Peki Evet. yine siyasetle ilintili bir sorum olacak. Daha doğrusu cemaatiniz dediğim gibi güçlü bir portre sergiliyor. Bu anlamda cemaat üyelerinizin arasında siyasiler, bürokratlar, üst düzey yöneticiler vardır kuşkusuz. Var mı? Önce bunu sorayım. Tabii ki var. Var. Yani öğretim üyesi olarak da var, bilim adamı olarak da var, hukukçu olarak var, doktor olarak var. Var oğlu Asker var, var mı evet. mesela? Askerlerden bizleri sevenler var. Çoktur seven. Evet. Peki şunu soracağım. Birçok cemaat dışarıdan da idare edilebiliyor.
Siz de son mahkeme sürecinde yurt dışı yasağınızın kalkması adına bir dilekçe verdiniz. Henüz sonuçlanmadı sanıyorum. Evet. Yurt dışına gitme gibi, orada yaşama gibi bir niyetiniz mi var? Ben ona şaşıyorum. Biraz da komik de buluyorum. Çünkü ben şimdiye kadar hiç pasaport almadım. Pasaport başvurusunda bulunmadım. Yurt dışına çıkmaya da hiç niyetim yok. Yani rahat edemem ben. Kendi vatandaşlarımın, kendi kardeşlerimin yanında rahat eden bir kişiliğim var. Yani dilini bilmediğim, dini benden ayrı olan insanlarla, kültürü benden ayrı olan uzak insanlarla ben bir arada olamam. Yani rahat yaşayamam. Gitmem için de bir neden yok. Ayrıca benim bir davam var. Ben bu davayı bırakıp gitmem diye bir konu olamaz zaten. Çünkü Türkiye'de her şey acil. Türkiye'de bir bölücülük tehlikesi var. Türkiye'de bir terör olayı var. Türkiye'de mukaddesata bir saldırı olayı var. Buna karşı ben ilgisiz kalamam. Yahut yurt dışına kaçıp oradan böyle bir mücadele içine girmem. Yurt dışından yapılan bir mücadeleyi ben akılcı bir mücadele olarak da görmüyorum. Onuruma da yakıştırmam, Müslümanlığıma da yakıştırmam, inancıma da yakıştırmam. Çok çok mantıksız görürüm. Evet, ama böyle bir başvurunuz söz konusu zaman zaman yurt dışına gitme adına mıdır bu başvuru? Sadece onun hükmen kalkması için, çünkü çok gereksiz bir şey olarak görünüyor. Bir de şimdiye propaganda, kadar hiç pasaportum evet, olmadı diyorsun. Evet, psikolojik propaganda da psikolojik savaşta kullanıldığı için ben bunu çözmeye gayret ediyorum. Kim savaşıyor sizle Sayın Oktar? Masonlar, ateist siyonistler, Marksist çizgide olan bazı gruplar. Öteden beri bu böyle bir mücadele içindeler. Evet. Peki cemaat olarak rejimle bir kavganız söz konusu mu? Özellikle son gündemle bağlayalım istiyorum. Türban meselesi gündemde. Neredeyse Türkiye bıçak gibi ikiye bölündü. Türban takanlar şeriatçı, dindar, takmayanlar laik. Siz nasıl bakıyorsunuz meseleye bu noktada? Türban meselesini. Türban meselesinden rejime de gelmiş olalım. rejim çizgi olarak ben Atatürkçü, milliyetçi, mukaddesatçı, maneviyatçı çizgideyim. Dolayısıyla rejimden bir alıp veremediğim olmaz benim. Rejimin akışı, şu ana kadarki faaliyetleri beni rahatsız eden bir yönü yok. Fakat türban konusunda ben tabii o çocukların öyle kapı önlerinde mağdur olmalarından rahatsız oluyorum. Mazlum bunlar, çok sempatik, sevimli. Genç kızlar, yani bunları orada rahatsız etmenin, üzmenin, mahcup etmenin bir alemi yok. Girsinler, hiçbir şey de olmaz. Yani ne olur bir sınıfta 3 tane, 5 tane, 10 tane kapalı kızın olması neyi değiştirir? Bir de renktir bu, yani olsun. Ya Yahudiler de girsinler başlarında kippalarıyla. Hristiyanlar da kendi kıyafetleriyle girebilirler. Yani bu bir çeşitliliktir, bir renktir. Bundan bu kadar tedirgin olmanın bir alemi yok. Hı hı. Güçlü bir sermayeye sahip mi cemaatiniz? Çünkü bu tür cemaatlerde en çok ürküten yapı da odur. Bu noktada neler söyleyeceksin? Sermaye yapınız nedir mesela? Sermaye yapımız, arkadaşlarım teker teker hepsi çok zengin insanlar. Yani ama daha açık ifadeyle evet. Bu değirmenin suyunun kaynağı neresidir? Benim arkadaşlarım çok zekidir, çok akıllıdırlar, girişimcidirler, yamandırlar, dürüst çalışırlar, akılcı ataklar yaparlar, bir iş yaptıklarında onu en güzel şekilde yaparlar, en güzel şekilde neticelendirirler, helala harama çok dikkat ederler. Dolayısıyla da bir iş konusu olduğunda genellikle benim arkadaşıma müracaat eder çevremizdeki insanlar. Onlar da onlara en güzel şekilde verilen işi sunarlar ve sonucunda tabii helal olan parayı almış olur, kazanırlar. Ama tek tek hepsi için söyleyebilirim, yani tek tek zenginler maşallah. Yani tamamıyla bağış üzerine mi duruyor? Ticari faaliyet gösteriyor mu vakfınız? Tabii ticaret de yapıyor. Birçok faaliyette bulunuyorlar. İnşaat sektöründe olan var. İthalat, ihracatla ilgilenenler var. İmalat sanayinde olanlar var. Çok faydalı, güzel işler yapıyorlar. Hakikaten vatana, millete de hayırlı işler yapıyorlar. Evet. Bir dönemde magazin basınıyla gündeme geldiniz. Biliyorsunuz özellikle mankenlerin cemaatinize evet. Duyduğu ilgi ile. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Psikolojik savaşta kural olmaz. Her şey değerlendirilir. Psikolojik savaşta halkın sinir uçlarını etkileyecek, halkı galyana getirecek, olumsuz yönde etkileyecek her şeye başvurulur. O yüzden Ebru Şimşek olayında veyahut diğer olaylarda da halkın hassas yönüne yaklaşılmıştır. Yani bir genç kıza işte şantaj yapılmış. Mesela bu insanları çok galyana getirecek bir şeydir, çok heyecanlandıracak, olumsuz yönde kızdıracak bir şeydir. Bunu elde etmeye çalışmışlardır ama ben bu konuda beraat ettim. Ve bunun bir iftira olduğunu da 2. Ağır Ceza Mahkemesi ispat etti. İki evin farklı olduğunu mahkeme heyeti zaten izledikleri filmde de gördüler. Açık net ortaya kondu ve bu konuda kapandı. Ama basın bunu gündeme getirmedi. Niye getirmedi? Çünkü psikolojik savaşın kurallarına göre olumlu olan bilgi aktarılmaz. Olumsuz olan şeyler aktarılır, iftiralar aktarılır, hakaretler aktarılır ama doğru olanlar aktarılmaz. Bu yüzden aktarmamışlardır. Ama her halükarda yine halk bunu duyuyor tabii, bizim milletimizden bunları saklamak psikolojik savaş uzmanlarının pek becerebileceği bir şey değil. Evet. Peki cemaatinize girme noktasında kriterleriniz var mı? Yani her zengin olan gelip sizinle tanışıp cemaatinizin bir üyesi olabiliyor mu? Nedir kriteriniz bu noktada? Evet, şartlarımız neler diyorsun sen? şartım benim, bir tane şartım var. Samimi olmasıdır karşımdaki insanın. Alabildiğin samimi, dürüst olmasıdır. Samimi ise yeterli de benden, dost olması için, arkadaş olması için. Evet, bir de sizin ciddi yayınlarınız söz konusu. Özellikle Avrupa'da da çeşitli dillere çevrildi bu yayınlarınız. Bu yayınlarınızla da bir mücadelenin içerisindesiniz. Az önce yurt dışına çıkmam söz konusu değil, oraya yerleşmem söz konusu değil. Çünkü benim bir davam var şeklinde bir ifade evet. Kullandınız. Bu davayı biraz açar mısınız? Detaylandırır mısınız? Neler söyleyeceksiniz? Benim davam bir kere her şeyin üstünde Allah'ın rızasını kazanma davasıdır. Türkiye'yi büyük Türkiye yapma davasıdır. Türkiye'de terörü, anarşiyi ortadan kaldırma davasıdır. Türkiye'yi zengin, müreffeh yapma davasıdır. Türkiye'de herkesin yüzünün gülmesi davasıdır. Ben dışarıya çıkıyorum, insanların yüzü gülmüyor. İnsanlar birbirinin yüzüne dahi bakmıyorlar. Birbirlerine çekiniyorlar. Ben bundan çok rahatsızım. Bizim milletimiz insancıldır, sevecendir, güzel huyludur. Kendi aralarında aile münasebetleri içerisinde sevgiden, muhabbetten hoşlanan insanlardır. Ama dışarıda müthiş bir soğukluk, müthiş bir sevgisizlik hakim. Bunun ortadan kalkması lazım. Yani bunu herkes kanıksamış, gayet normal karşılıyor. Bu normal bir şey değil. Yani karşılaştığında iki insan selamlaşması lazım. Güler yüzle birbirine selam vermesi lazım. Muhabbet göstermesi lazım. Yani bu çok ciddi bir eksiklik. Bunun ortadan kalkması gerekiyor. Bunlar mücadelesini veriyor. Evet. Demokrasilerde az önce ifade ettiğiniz şeylerin çözümü genelde siyasetle aranıyor. Evet. Ama siz bir cemaatle böyle bir dava edinmişsiniz. Başında da programın siyasetten uzak duruyorum, uzak durmaya gayret gösteriyorum dediniz. Bu noktada neler, niye siyasetle çözme noktasında değilsiniz de bir cemaatle çözme noktasındasınız? Yine bir notumda Atatürkçüyüm ifadesini kullandınız. Mustafa Kemal 25 Kasım 1930'da tekke, zaviye kapatıyor, şeriat, mürit gibi ifadelerin kullanılmasını da yasaklıyor. Bu noktada neler söyleyeceksiniz? Yani bu cemaatle bunların çözüm yolları veya bu grupla, etrafınızdaki arkadaşlarınızla bunları hangi noktalarda çözebileceğinize inanıyorsunuz? Dünyada en güçlü fikir imandır. Ve en güzel silah da fikirdir. Fikirle her şey çözülür. O yüzden ben fikre çok ağırlık veriyorum. Siyaset bir şey çözmez. Yani fikri olmayan bir siyaset kadük kalır. Güçsüz kalır. Bugün öyle mi görüyorsunuz siyasi yapılan?
bugün Türkiye'de sağ güçlendiyse zeminde çok güçlü bir imani çalışma vardır. Onun bir yansımasıdır bu. Yani durduk yere sağ güçlenmemiştir. Sağın fikri zemini Allah inancına dayanır ve Darwinizmin yok olması inancına dayanır. Darwinizmin ezilmesi, Darwinizmin yok olması, imani gelişme, imani güçlenme Türkiye'de siyasete de yansımıştır. Bugün Türkiye'de siyaset ezip geçmiştir, görüyorsunuz. Ama bu böyle bir çalışma olmasaydı, imani, fikri, kültürel bir çalışma olmasaydı sadece siyasette bu netice elde edilemezdi. Peki Atatürk'ün cemaatleri kapatmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Atatürk tarikatları kapatmıştır. Cemaatleri, Atatürkçü cemaatleri. Tekke ve zaviyeler evet, kapanmıştır. Evet. Atatürkçü cemaatleri de teşvik etmiştir. Takdir etmiştir. Atatürk bugün olsa bizlerle iftihar ederdi. Arkadaş grubumdan iftihar ederdi. Tam Atatürk'ün istediği bir nesildir. Benim arkadaş grubum. Hatta Cemal Kutay bir konuşmasında Atatürk'ün kastettiği nesil ve kurtarıcı grup gençlik sizsiniz dedi bize. Bana ve arkadaşlarıma. Demek ki Atatürkçülüğü çok iyi temsil ediyoruz. Çok iyi anlatıyoruz ve çok iyi yaşıyoruz. Atatürk'ün özelliği neydi? Milliyetçi, mukaddesatçı, dindar, vatanını, milletini seven insan olmasıydı. Bizim özelliğimiz nedir? Aynısı. Demek ki Atatürk'ü en iyi şekilde temsil eden bir grubuz. Ve çok iyi bir arkadaş grubuyuz. Evet. Peki Türkiye'nin tamamında örgütlenmiş durumda mısınız? Her yerde vakfınızın temsilcilikleri var mı? Kaç ilde örgütlüsünüz? Biraz da bunlar hakkında bilgi alabilir miyiz? Örgütlenme şeklinde bir çalışmaya ben karşıyım. Örgütlenmeyi de kabul etmem. Serbest arkadaşlık vardır. Serbest dostluk vardır. Benim çevremdeki insanlar bir cemaat disiplini, cemaat yapılanması içerisinde değildir. Arkadaş ilişkileri içerisinde, arkadaş düşüncesi içerisinde birbirlerine yaklaşırlar ve arkadaş özgürlüğü içerisinde hareket ederler. Yani organize edilmiş bir örgütlenme İslam'ın ruhunda da yok. Yani İslam'da disiplin yoktur. İslam'da Allah'ın rızasını arayan samimi fertler vardır. Samimi Müslümanlar vardır. Kur'an ahlakına uyan insanlar vardır. Dolayısıyla o tarz bir yapılanmaya ihtiyaç yoktur. Arkadaş grubunuzdan grup olarak niteliyorsunuz, arkadaşlarım evet, diye niteliyorsunuz. Dışladığınız, attığınız, artık sen bizle olma dediğiniz isimler vardır muhakkak değil mi? Dinsiz olmadıktan sonra, Allah'ı inkar etmedikten sonra ben bir insanla bağlantıyı kesmem. Yani şöyle, dinsiz de yine olabilir, Allah'a inanmayabilir ama saygısını da kaybettiyse üstelik, ya bizlere saygısını kaybettiyse o zaman tabii ki onlarla görüşmem. Ama saygısı devam ediyorsa, nezaketi devam ediyorsa gönüle görüşmeye devam edebilirim. Evet, eğitim noktasında çalışmalarınız var. Evet. Bu anlamda Türkiye'nin doğusuna baktığınızda, doğusuyla ilgili bir çalışması var mı sizin arkadaş grubunuz? Tabii ki var. Biz doğunun önce kültürel bir kalkınma içine girmesini istiyoruz. Materyalist, ateist ve Darwinist eğitimin oradan silinmesini istiyoruz. Bütün Türkiye'de olduğu gibi. Önce buna bir çeki düzen verilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Arkasından orada ekonomik ferahlık, ekonomik refahın artması, oradaki kardeşlerimizin huzur içerisinde, kardeşlik düşüncesi içerisinde, sevgi, huzur içerisinde yaşamalarıdır. Bir amacımız da budur. Onun için oraların tabii zenginleşmesi, oralarda sanayinin gelişmesi, tarımın gelişmesi, insanlarımız orada alabildiğini özgür olması, doğulu batılı ayrımının ortadan kalkması, doğudan gelen insanlarımızın buraya yerleşmesi, batıdan gelen insanlarımızın oraya yerleşmesi. Dolayısıyla onların o güzel ahlakının örnek olarak bütün Türkiye'de de bilinmesi isteği içindeyim. Mesela doğu insanımızın güzel bir yönü vardır. Çok misafirperverdir. Bu pek o kadar bilinmez. En güzel yiyeceklerini, en güzel evinin
bölümlerine, dostlarına, misafirlerine ayırırlar. Çok efendidirler, çok saygılıdırlar. Hayret edecek bir saygı vardır doğuda. Bunların bilinmesi gerekir. Bu sevgiyi artıran, onlara karşı muhabbeti artıran bir özelliktir. Bunları geliştirebiliriz, bunları daha da güçlendirebiliriz. Ama bunun için tabii temelde iyi bir kültürel çalışma şart. Biz de ona ağırlık veriyoruz zaten. Evet, yine gündemle devam edelim. Türban'ı bir soruda geçiştirdik, biraz açalım. Siz bu konuları da araştıran bir isimsiniz. Sizce türban, bu çok tartışılıyor kamuoyunda, dinen farz olan, emredilen bir gereklilik midir tesettür boyutuyla baktığınızda? Bu konuda en yetkili merci Diyanet İşleri Başkanı'dır. Diyanet İşleri Başkanlığı bu dinin bir gereksinimidir diye rapor verdi. Artık konu kapanmıştır, yani bu tartışılacak bir konu olamaz. Çünkü sizin bakış açınız da bu yönde midir? Pek tabii ki, yani bizim genellikten bakış açımız Diyanet'le paraleldir. Aynı düşüncedeyiz. Peki arkadaş grubunuz içerisinde başı açık olan hanımlar da var mıdır? Var tabii, başı açık olan da var, başı kapalı olanlar da var. Peki böyle başlarını kapatma yönünde bir telkin söz konusu mudur? Hayır. Allah'ın rızasını kazanmak temel amacımız, hayır, dediniz. Bu da bir rıza. Evet. Öyle görünüyor ifadeleriniz. Kur'an ortada, ilmihal kitapları ortada. Benim artık yapacağım bir şey olmaz. Ben onu sadece Kur'an'a davet ederim. Şunu yap, şunu yapma şeklinde ben yönlendirmem. Dinde baskı olmaz. Din ne bize ne dediğini zaten Allah Kur'an'da anlatıyor. Ayrıca şahsa sen niye kapanmıyorsun demem ben. Evet. Bir de son günlerde terör hadisesi ayyuka çıktı ve gerçekleştirilen bir sınır ötesi harekat var. Buna nasıl bakıyorsunuz? Türkiye'de teröre, hem PKK terörüne hem İslami terör noktasında çok yoğun olmasa da bir takım faaliyetler var. Nasıl değerlendirirsiniz? Bana yetki verirse ben uçaktan kitap atarım. Yani koliler hesabıyla kitap atarım. Kitap getiririm, kitap dağıtırım. Cemselerle, askeri araçlarla bütün köyleri kitaplarla bir doldururum. Yani önce bir kültürel mücadele yaparım. Bana kalsa o şekilde yaparım. Atarım derken yani paraşütle uygun bir şekilde nezaketiyle kitapların oraya ulaşmasını sağlarım. Ben tabii her zaman için bir olay olduğunda onun barışla, sevgiyle, muhabbetle, iyilikle çözülmesini isterim. Savaş en son çözümdür. Açmazda kalınmıştır artık, çarnaçar kalınmıştır. O anda nefsi müdafaa olarak savaş yapılabilir. Ama onun dışında ben savaşa karşıyım. Peki son olarak özellikle Doğu Anadolu bölgesinde yaşayan insanlara vermek istediğiniz bir mesajınız var mı? Oradaki kardeşlerimiz, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki kardeşlerimiz, İslam'ı çok güzel yaşayan, eskiden beri güzel yaşayan, değerli alimlerin çıktığı, değerli bilim adamlarının çıktığı bir bölgemizdir. Bizi suni olarak bölmeye çalışıyorlar. Böyle bir oyuna kesinlikle gelmesinler. Bütün Türkiye Güneydoğu halkını sever. Herkes saygı duyar. Oradaki vatandaşlarımızın tertemiz insanlar olduğuna ben inanıyorum. Çok, çok saygıdeğer insanlar olduklarına inanıyorum. En iyi hayat şartlarında yaşamaları gerektiğine inanıyorum. Orada yapılacak ilk şey materyalist, darwinist, ateist eğitimin durdurulmasıdır. Darwinizme karşı ciddi bir mücadele yapılması gerekir. Buna çok ağırlık verilmesi lazım. Anti-Marksist, anti-komünist faaliyet çok önemli. Komünizmin zararları, Marksizmin yanlış noktaları anlatılması lazım. Bu konuda bizim başarılı faaliyetlerimiz olabilir. Tabii yeter ki yolumuz açılsın, bize daha çok imkan tanısın. Bize daha çok imkan tanınırsa biz bunu en güzel şekilde yaparız. Ama Güneydoğu'daki insanlarımız tabii sadece bunlar değil de İlk planda yiyecek yardımı yapılabilir, kıyafet yardımı yapılabilir, yakacak yardımı yapılabilir. Yani hemen sanayileşmesi mümkün değilse acil tedbirler alınabilir. Onlara önce
onları ne kadar sevdiğimiz, ne kadar koruyup kolladığımız gösterilmesi gerekir. Arada bize göstertilen bu bölücü ve ayrımcı politikanın ne kadar anormal olduğu ve gereksiz olduğu ve çirkin olduğu anlatılabilir. Savaşın ve terörün de hiçbir gereği olmadığı anlatılır. Ama tabii Allah razı olsun, bir terör varsa nefsi müdafaa olarak tabii ki orada asker milleti savunur. Yani bu ayrı meseledir. Yani eğer bir terörist eline silahı almış, bombaları almış, halkın üstüne geliyorsa, sizi öldüreceğim diyorsa ve silah sıkıp insanları öldürüyorsa, bombalıyorsa asker orada bunları seyredemez tabii ki. Tabii ki orada bir nefsi müdafaa içine girecektir ve milletini, insanlarını savunacaktır. Yani Güneydoğulu olsun, olmasın, kim olursa olsun oradaki insanları savunmakla mükelleftir Türk ordusu. Ama bu sadece savunma şeklinde. Yapılacak iş sadece bundan sınırlı kalmıyor tabii. Birçok tedbir alınabilir ama ilk yapılacak tedbirler bunlar gibi görülüyor. Evet, eğitim diyorsunuz sürekli. Görüyoruz bir takım cemaatler yurt içinde ve yurt dışında bir takım eğitim kurumları oluşturarak böyle bir faaliyet gösteriyorlar. Ne derece amacına ulaşıyor bu da tartışılır tabii ama sizin böyle bir gayretiniz var mı? İşte köy okulu olmayan köylere okul yapmak veya yurt dışındaki insanları eğitebilme adına bu sektörle ilgilenmek gibi bir çabanız söz konusu oldu. Bizim kadar veya o kadar sermayemiz yok mu diyorsunuz? Dünyayı okul haline getiren, dünya çapında bu kadar eğitim yapan hiçbir cemaat yoktur. Ve hiçbir kurum veyahut kuruluş yoktur. Ve hiçbir arkadaş grubu yoktur. Bizim kadar güçlü, kültürel propaganda, güçlü çalışma yapan, güçlü kitap dağıtımı yapan bir kuruluş ben hatırlamıyorum. Yani sırf bu yıl şu ana kadar 40 milyon kitap ücretsiz internetten indirildi. Sırf internete indirilen miktar bu. Yani hangi cemaat, hangi kuruluş bunu yapabilir? Milyonlarca kitap yine satıldı. On binlerce kitap ücretsiz dağıtıldı. Ve devam ediyor bu. Bunlar sizin kitaplarınız mı? Benim yoksa kitaplarım. Benim söylediğim bir üst boyut. Yani ders kitapları dağıtmak gibi. İşte az önce ifade ettiğiniz kömür, gıda falan dediniz. Evet. Ama eğitim noktasında baktığınızda ücretsiz öğrenci okutmak gibi, burs vermek gibi veya okul açmak gibi bir çabanız var mı? O yönde bir faaliyetimiz olmadı. Ama bizim için en acil şey imani eğitimdir. Yani iman olmayan bir insanın eğitilse de o eğitimden bir fayda elde edebileceğine ben inanmıyorum. Önce imanının kurtulması, imanının güçlü hale gelmesi gerekiyor ki aldığı eğitim ona olumlu etki yapsın. Evet, peki bu mahkeme süreci devam ediyor. Evet. Önümüzdeki günlerde neticelenecek ve öyle görünüyor ki lehte lehinizde neticelenecek basından takip ettiğimiz boyutuyla. Bundan sonrası için neler düşünüyorsunuz? Yani cezaevi de gördünüz. Bundan sonrası için bir kırgınlık, küskünlük söz konusu oldu mu? Neler söyleyeceksiniz? Ben her şeyi Allah'ın yarattığını bilirim. Ben akıl hastanesi de yatırdılar. 10 ay yattım. Herkese hakkımı helal ediyorum. Çünkü ben akıl hastanesine götüren de Allah'tır, çıkaran da Allah'tır. Hapishaneye girdim, çıktım. Hapishaneye beni hakim, savcı, polis götürüp yatırmaz. Allah yatırır, Allah çıkarır. Dolayısıyla benim... Bunların bir imtihan olduğunu tabii ki, tabii ki. Yani ben bu anlamda Allah'ın tecellilerine karşı benim bir küskünlüğüm, kırgınlığım olmaz. Onların hepsinde hayır var ve güzellik var. Ben hepsinden hayırla ve istifadeyle çıktım. Hepsinden bir şeyler kazandım ve bir derinlik aldım. Ve hepsinde bir güzellik gördüm ben. Dolayısıyla bende öyle kin ruhu, intikam ruhu olmaz. Hepsinde hayır gördüğüm için hepsine hakkımı helal ediyorum. Öyle bir konu olmaz. Evet, peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Yayınımıza katıldınız. Ben de teşekkür görüşlerinizi, ederim. Samimiyetinizle bizimle paylaştınız. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, bir Hertel'den programının daha sonuna geldik. Yeniden görüşünceye dek ben hepinize mutluluklar, esenlikler diliyorum efendim. Hoşçakalın.